Darma dahil her şey kanalından herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir ilaçlamamız olacak cevizlerimize ve armut ağaçlarımıza. Bugünkü ilaçlamamız iki çeşit olacak. Not almanızı ve iyi dinlemenizi istiyorum bilhassa ceviz severler için. Şimdi arkadaşlar bilindiği üzere buralarda bu bir hafta 10 gündür aşırı yağış var. Yağıştan sonra aşırı derecede bir sıcaklık var. Bu yüzden mantari hastalık fungisitlerin sporları kol geziyor. Yani hastalık buram buram kokuyor. Yani gelecek hastalık. Bize önlem almak amacıyla cevizlerin en başta ilacını hazırlıyorum şu anda. Baktım cevizlerde kurt bulamadım. Şu an ben kurt ilacı atmayacağım, iç kurdu. Çünkü yok. Yani avcı ava gidiyor. Avı görmeden kurşun kullanmaz. Bu bir gerçek. Şimdi ben de gezdim içinde, kurt bulamadım içinde. Boşu boşuna ağacı strese koymanın bir anlamı var. Anlamı yok, özür diliyorum. Bir de cebimizi yakmanın bir anlamı yok. Yani biz boşu boşuna kurt ilacına para vermeyelim. Çünkü sonuçta kurt yok yani. Bir tane kurt yok, böcek yok. Ben boşu boşuna ilaç atacağım. Ağaç da strese girecek, benim cebimle yanacak. O yüzden kurt ilacını kurdu gördükten sonra atacaksınız. Yani avcı ava çıktığında avını gördükten sonra kurşununu harcar. Biz de o yüzden şu an kurt ilacını kullanmıyoruz. Şimdi ceviz severler için. Cevizciler, not alın, iyi dinleyin. Abilerimizden ve bazı üniversitelerin bilim insanlarının araştırmalarından yola çıkaraktan söylüyoruz bunu. Şimdi cevizlerimize ne vereceğiz? Cevizlerimize mankozeb içerikli, yani %80 mankozeb içerikli bir ilacımız var. Onu vereceğiz. M45. İsim vermeyeceğim. Sonra koruma bir bakır var. Ceviz severler için koruma bakır ve mankozeb içerikli M45, yani %80 mankozeb içerikli M45 karıştırılarak atılsın. Beyler çok 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 iyi geliyor. Yani hastalığı minimize ediyor adeta. Korumayı saklıyor. Bunu kullanın. Hele bilhassa yağışlardan sonra hep atın. Çünkü bu mantari hastalıklar, fungisitler ancak bu şekilde gidiyor. Elin insanı böyle yapıyor, öyle diyeyim. Küçümsemek veya da horlamak için bir şey söylemeyeceğim. Onlar öyle yapıyorsa bizim de artık bunu yapmamız lazım. Evet, M45 %80 mankozeb ile koruma bakır, yani %50 metalik bakıra eşdeğer olan toz bakırı kullanarak bu karşılığı elde edip ağaçlarımıza, ceviz ağaçlarımıza atıyoruz. Zebzeye atılır mı? Zebzeye atılır mı? Doz düşük olursa atılır. Dozaj düşük kullanılırsa atılır. Meyveye denemedim, araştırmadım, bilmiyorum. Ama atılacağına eminim. Çünkü sonuçta %80 mankozeb içeriyor. Bakırla karıştırılıp düşük dozlarda verilirse o da atılır. Ona da kullanacağım burada. Şimdi armut ve burası genelde armut ağaçları var. Bir de ceviz ağaçlarım var. Onlara kullanacağım. Bugün kullanacağım. Neticesini gördükten sonra size söylerim, tavsiye ederim. Önce bir kullanayım, ondan sonra beyler. Ama cevizde M45, %80 mankozeb içerikli M45 ve toz bakır uygulayın. Nokta. Arkadaşlar şu an saat 7. Benim bunu atıp hemen 9'a kadar bitirmem lazım. Çünkü sonuçta aşırı derecede bir sıcak var bugün, 30 derece. O yüzden yanmasını istemem ağaçlarımın. Herkese şimdiden alasmaladık. Videolarımızı takip etmeyi, like atmayı unutmayın. İzlemeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler.